Evet, sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, değerli bürokrasi erbapları, şimdi şu anda yine aradan geçmiş 3 yıl, 3 yıl sonra yine Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı olan Kabalı köyü mevkiinde şey halindeyiz, yani devriye halindeyiz. Gördüğünüz gibi yolun durumunu, izin durumunu hep beraber görüyoruz yani zaten. Seçim zamanı bu insanlar bu köylere geliyorlar. Burası da Yalova köyüne doğru ayrılıyor. Burası Kabalı köyü. Yine söylediğim gibi ben yaklaşık 50 yaşımda küsürüm. Yaklaşık yani Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet tarihi döneminden beri bu yol hep aynı. Burada da şöyle bir gerçek var. Şu köyde Marmara bölgesinin en fazla hayvancılık yapıp süt üreten köylerinden bir tanesi. İkinci köy, Kabalık köyü. Akabinde o zamanı bu köylerden tabii ki o istemek için geliyorlar. Hizmet talebinde bulunuyorlar. Gördüğünüz gibi. Bak şu arabalara yazık. Onun haricinde 120 yıldan beri, 130 seneden beri yaklaşık bu yollar yapılacak. Yapılacak yani. Yazık değil mi buradan? Süt kamyonları gelip geçiyor. Arabalar gelip geçiyor. Traktörler gelip geçiyor. Yani artık bunun bir ihtiyaç, bir zaruret olduğunu bu devlet ne zaman anlayacak? Yani bu köyde yaşayanların bir vatandaş olduğunu bu devlet ne zaman anlayacak? Savaş zamanından bile ülkelerin savaş halinde olması durumunda bile bu yollar böyle olmaz yani. İnan ki yani atom atılsa, bomba düşse bu yollar bu hale gelmez. Düşün yani. Sadece tek kelimeyle özetliyorum yani. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu insanlarımız, bu halkımız bu durumu hak etmiyor.